İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Kocasinan Müftüsünün ve belediyenin yaptığı yardımları kameralar karşısında gösterdiklerini dile getirdi. Yücel, "Hani sahilin verdiğini sol el görmeyecekti. Sayın Müftü siz fetva makamındasınız. Yaptığınız şeyler bir fetva niteliğindedir." dedi. Adalet Kalkma Partisi'nin e, yerelde 25, genelde 20 yıldır iktidar olduğu bu ülkede artık karşılaştığımız konuları sizlerle paylaşırken biz utanıyoruz. Ama bunlardan bahsetmeyince de aldılar ele çıktılar yola felsefeste söyleniyor bize. Bugün Büyükşehir Belediyesi bir iyaşa e paketlerle ilgili bize bir kart veriyor. Bu verdiği kartları biz ihtiyaç sahiplerine adreslerinde ziyaret ederek kimseye de göstermeden hiçbir basına da haber vermeden sağ elimizi sol elimize göstermeden götürüp veriyoruz. Bu kişiler bu markete gidiyorlar. Gittikleri markette alışveriş yapıyor. Yaptıktan sonra kasiyer diyor ki bunun arkasına TC'nizi, adresinizi, telefonunuzu, isminizi yazacaksınız. Mahcup oluyor. Niye diyor? Yani ben yazmasam olmaz mı? Hayır yazmazsanız alışveriş yapamazsınız. Hayırdır sayın belediye. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu kartları verdiniz. Biz kimseye hissettirmeden götürüp verdiğimiz insanları siz niye orada mahcup ediyorsunuz? Bunun hiçbir zorunluluğu yoktur. Çünkü biz de hayır severiz. Biz de onlarca fiş alıyoruz. Bu fişleri veriyoruz. Bizim verdiğimiz fişlerde bu soru sorulmuyor marketlerde. Niye size gelince soruluyor? Hayırdır. Bir sonraki hayırlarınızı yaparken bizleri diskalifiye edip hayırsever moduna girip bu insanları ziyaret ederek bu çekleri verme adı altında siyasi bir propaganda mı yapacaksınız? Yapmayın. Yapmayın. Allah'ın gönlüne de hoş varmaz. Bunu yapmak zorundayız ifadesini sakın kullanmayın. Bakın bizler onlarca fiş alıyoruz ve götürüp veriyoruz. Hiçbir fişimizin arkasına tecenizi yazacaksınız, isminizi, telefonunuzu yazacaksınız demiyorlar. Belediyenin fişlerine gelince bunu demek zorunda kalıyorlar. Bunu niye söylüyorum? Artık siz dini siyasete alet ediyorsunuz. Bunu söylemekten çekinmiyorum, korkmuyorum da. Bakın bir koca Sinan Kayseri müftüsü çıkıyor. Bir marketin defterindeki borçlarını ödediği kişinin evine gidiyor. Karşısına kameraları alıyor. Kendi heyetini alıyor. Zavallı o borcunu ödeyememiş kadını, insanı, erkeği mahcup edecek şekilde kameralar önünde diyor ki biz sizin diyor şu marketi olan borcunuzu ödedik artık borcunuz yok diyor. Ya hani bu sağ elin verdiğini sol görmeyecekti. Sayın müftü siz fetva makamındasınız. Yaptığınız şeyler bir fetva niteliğindedir. Siz bugün diğer İşleri başkanlığı temsil ediyorsunuz. Şu yaptığınız hareketler yakışıyor mu? Bir gün siyaset bitecek. Bir gün o makamlar yer değişecek. Biz size sorduğumuz soruları yapılmaz yapmayın dediklerinizi siz nasıl yapıyorsunuz? Bu siyaset değişince bunun hesabı sorulacak diye hiç mi korkmuyorsunuz? Günahtır. Bakın bazen geri gidiyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'e örnek veriyorsunuz bu ülkede. Fatih Sultan Mehmet Han ne yapmış biliyor musunuz? İyaşe ee, yiyecekleri daha doğrusu aşevlerinin yemeklerini garibana fakire dağıtırken talimat vermiş. Karanlıkta yapın demiş. Komşusu da görmesin, utanmasın demiş. Hadis şerifler var. Bazen de Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyorsunuz, fetvalar veriyorsunuz. Peygamberimiz diyor ki, siz bir hadis şerifte diyor ki daha doğrusu, siz diyor hayır yaparsanız sevap kazanırsınız. Ama bunu diyor, kimse görmeden yaparsanız 70 kat sevap kazanırsınız. Ey sayın müftü. Yaptığın hiç yakışmadı. Ne Kayserimize, ne İslam alemine ne de Türkiye'mize yakışmadı. O kadar insanı deşifre etmek inanın yakışmadı. Size de söylüyorum belediyeler, devletin yetkilileri bir hayır işlerken insanları mahcup etmeyin. Onlarca severimiz var hiç duydunuz mu? Hiç reklam edildiğini gördünüz mü? Adalet Kalkma Partisi girdi hayatımıza ya bunlar da artık reklam edilir hale geldi. Biz de hayır işliyoruz. Allah vermiş hamdolsun biz de gidiyoruz bir yerlere. Hiç gördünüz mü? Bakın Koca Sinan Belediyesi bir dönem yine götürdü. Evinden çıkamayan pandemi dönemindeki yaşlılara bir takım yemekleri verirken resimledi. Ayıptır dedik, onları da ikaz ettik. Ama siz laftan falan anlamıyorsunuz artık. Artık müftüyü de sahaya sürdünüz. Bu siyasi propagandalar size eksi yazar. Hem bu dünyada hem, hem de öbür dünyada.